ilgili şu bölümlerde. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin beraberindeki 14. Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Adem Demirel ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışmaları devam eden avarlar ile kulaça kavşaklarında incelemelerde bulundu. İşte, toprak arma ile gidecek. Şimdi toprak arma yaptığımız zaman biz her toprak kavşak çalışmalarını inceledikten sonra hizmete kazandırılması düşünülen ve inşaat halinde olan çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin şu ifadeleri kullandı. İnegöl'de bir kangren haline gelmiş olan Avarla kavşağında trafiği kesintisiz sağlayacak ve Bursa-Ankara yolu üzerinde seyahat eden bütün araçların durmadan seyahat etmesine imkan sağlayacak kavşak çalışmasını yerinde inceliyoruz. Burada bir takım zeminle ilgili problemler çıkmış. Bunu Sayın Bölge Müdürümüzden ve teknik arkadaşlarımızdan bilgi olarak aldık ama halledilmeyecek mesele değil. Bu konuyla ilgili belki bir ay, iki ay süreci uzatacak da olsa inşallah sene sonunda bu kavşağın da bitmesini arzu ediyoruz. Yine Kulaca'da Ali Beyköy ve Kulaca'yı ana yolun üzerinde giriş çıkışlarıyla kontrol altına alan Kulaca kavşağımızda o Kurban Bayramı'na yetiştirmek gibi hem Karayolları Kuruluşu'nun hem de müteahhit firmanın hedefi var. İnşallah havalar iyi gidiyor. Çalışmada bir aksaklık yok. Kurban Bayramı'na yetiştirecekler. Bize verdikleri beyan böyle. Tabii hizmetler bitiyor mu? Bitmez. Bu yol üzerinde bizim şehrimizi ilgilendiren alanlar içerisinde yine bizim şehitler noktasında ve Çikli Ali Kınık mevkiinde kavşaklara ihtiyacımız var. Burada da ihtiyaç var. Bununla ilgili bunlar bitmeden çalışmaya başlıyoruz. Yani önümüzde sürekli hedef var. Sürekli yeni plan ve programlar var. Allah kısmet ederse Bursa'dan Ankara'ya veya Bursa'dan İnegöl'e veya Bursa'dan Eskişehir'e seyahat ederken veya İnegöl'den bu noktalara çıkış yaptığımızda çok rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde seyahate imkan sağlayacak karayolu altyapılarını tamamlıyoruz.